Genel olarak piyasalarda e, dipler görüldü mü görülmedi mi aslında birazcık onu tartışmak istiyorum. E, aslında geçen hafta Cuma günkü geri çekilmeyi saymazsak ciddi şekilde bir geri dönüş e, gördük. Çok büyük satışlar var tabi. Büyük ihtimalle çeyreksel bazda baktığımızda e, tarihin en kötü çeyreksel kayıplarını yaşamış olabilir dünya borsaları özellikle Amerika adına konuşuyorum. Biz de tabi yurt dışı böyleyken piyasalar anlamında kendi hisse senedimiz Borsa İstanbul tarafı da oldukça oynak günler yaşadı. Cuma'yı saymazsak aslında 3 günlük geri dönüş oldukça etkileyiciydi. Tabi bu geri dönüş olduğu zaman dip mü sorusu çok sık karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Bir önceki Podcastlerde de aslında tartışmıştım. E, dip görülme anlamında ekonomik diple e, piyasaların dibi aslında birazcık ayrışacak. Yani zaten genel olarak e, piyasalar ekonomi anlamında, ekonomik anlamda, e, aktivite anlamında e, kural olarak zaten 6 ay önden fiyatlar her şeyi. Tabi şu an standart olmayan ve çok e, farklı dönemden geçiyoruz. Bu dönemde süre bu kadar e, uzun olmuyor açıkçası ama... Şöyle bir kural geçerli piyasalar özellikle bu krizde karşılaştığı işte likitte problemi yüzünden ve aynı zamanda krizin doğası gereği en kötüyü önceden fiyatlayıp daha sonra düşünmeye başlar. E, o nedenle bizim hani piyasalardaki yüksek oynaklık ve geri dönüşleri ekonomik anlamda toparlanmayla karşı, e, karıştırmamak lazım. Önceki podcast'lerde de paylaşmıştım. Ekonomik anlamda toparlanma için e, tıp biliminden gelecek e, gelişmeleri takip etmek lazım ya virüste e, zirvenin görüldüğü ve kontrol altına alındığı ya da virüsle ilgili bir tedavinin geliştirildiğini bizim görmemiz lazım. Yani sonuç olarak gelecek açıklamalar insanları normal hayatına döndürmeye ikna etmeli. Bunu görmek gerekiyor. Yani ekonomik aktivite çarklar tekrar dönmesi lazım. Ekonomik anlamda dibi görebilmemiz için bu gerekli. Ama piyasalara baktığımızda işte geçen haftaki yükselişten sonra dip görüldü mü soruları çok fazla. Onunla ilgili nazihane fikirlerimi söylemek isterim açıkçası şu an dip görüldü mü görülmedi mi bunu net bir şekilde söyleyebilecek kimse yok. Bu gayet açık. Ama belirli doneleri kullanarak en azından bir yön çizmeye çalışabiliriz. Piyasalarda tabii oynaklık seviyeleri bu kadar yüksekken dip görüldü diyemeyiz. Çünkü tek sefere mahsus hani event driven dediğimiz olay bazlı bir durumla söz konusu olsaydık o zaman bu kadar yüksek oynaklıkla V tarzı çok sert bir dönüşüm piyasalarda olabileceğini düşünebilirdik. Ama şu an öyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Hala ekonomideki bu durumun ne kadar süreceği ve kalıcılığı tartışmalı ve hepimiz evlerdeyiz. O nedenle herhangi bir şekilde eski hayatımıza dönmekle alakalı bir şey söz konusu değil. O nedenle olay bazlı bir duruma karşı karşıya değiliz. E, bu da bizi bu kadar yüksek oynaklıkların olduğu ve dönüşü tarzı piyasalarda e, pek de e, ihtimal bırakmıyor. O nedenle e, bundan önceki durumlarda e, podcastlerde de tartışmıştım. V dönüşü tarz hem ekonomide hem de piyasalarda şu an pek mümkün görünmüyor. U tarzı olabilir. Orada da alt, U'nun altının ne kadar uzayacağı önemli. piyasalarda da benzer bir süreç yaşayabiliriz. Hani U'nun değil de belki W tarzında diplerde yüksek oynaklıkların olduğu bir süreçle karşı karşıya olabiliriz. O nedenle benim açıkçası dip gördük mü, görmedik mi sorusuna verecek cevabı oluştururken kafamda öncelikle oynaklıkların düştüğünü görmemiz gerekiyor piyasalarda bu kadar yüksek oynaklar varken dip görüldü diyemeyiz. Aslında ilk takip edeceğimiz yer burası. İkincisi Yüksek riskli tahvillerdeki getiriler bu da piyasanın risk iştahını anlamamız açısından bize yardımcı olabilir. Dolar fonlaması tarafını takip etmemiz gerekiyor. Bu da bize yardımcı olacak kriterlerden bir tanesi. Ama fiyatlamalar anlamında baktığımızda öncelikle oynaklığın bittiğini ya da azaldığını görmemiz lazım. Şu an öyle bir şeyle pek karşı karşıya değiliz. Borsa İstanbul anlamında bakarsak da direkt yurt dışı ile Koreli fiyatlamaların içerisindeyiz. Ona gün içerisinde işlem yapanların mutlaka yurt dışını takip etmesi e, gerekiyor. E, aynı şekilde biz de Borsa İstanbul'u dün 93 bin liraya 92 binlerin üzerine atan bir e, hareketle karşı karşıya kaldık. E, ben açıkçası e, kafamdaki planı e, söyleyecek olursam e, büyük ihtimalle e, ekonomide gelen sürekli haber akışına da paralel. E, 84.000'in aşağıda e, alt kabul edilmesi, yani 84.000 ile 92.000 arasında e, bir dip sürecinin oluşturulma ihtimalinin yüksek olduğunu ben e, düşünüyorum. Burada 84.000'i aşağıya kırmamız için tabii... E, Belki farklı dinamikler çalışması gerekebilir. Tekrar dolar fonlama tarafında bir problem görmemiz, yurt dışındaki e, borsalardaki satışların çok sertleşmesi belki e, buna paralel olabilir. E, şu anki durumda önlenemeyip oluşacak olan bazı fonların ya da şirketlerin batmalarının dünyada yeni bir kriz tetikleme ihtimali vesaire gibi durumlar görmemiz gerekiyor. Ama bir iki ay içerisinde bu işin kontrol altına alınıp hayatın normale döneceğini düşünüyorsak genel olarak piyasalarda şu an bu zaten fiyatlanmış olduğunu ben düşünüyorum. O nedenle haber akışına da paralel tabi bu 84.000'i şu an kabul edebiliriz dediğim gibi oranın kırılması için yeni bir durumun tetiklenmesi gerekiyor. Yani bu 84 bini sırf şu an tabii dünyayla Kore'le gidiyoruz. Yurt dışında da aynı şekilde yeni diplerin görülme ihtimali ya da o taraflarda sert satışlar oluşursa biz de burada zayıflarız. Ama şimdiki haber akışı ve eldeki verilere göre baktığımızda benim kafamdaki açıkçası plan büyük ihtimalle 84 bin altına sarkmalar olsa da kapanış olup olmayacağına bakacağız. 84 bin ile 93 bin arasında o gelip giden bir piyasa ve burada dip oluşumunu görebiliriz. Yeni bir haber akışı bekleyecektir piyasa burada. Aynı şekilde hani bu paralelde yurt dışında izliyor olacağız. Dediğim gibi ekonomik anlamda hayatın normale döndüğünü Görene kadar da tam anlamda dibi görmeyeceğiz ekonomik anlamda. E, piyasalarda açıkçası e, buna benzer olacaktır. E, sadece daha hızlı fiyatlamalar e, görebiliriz. Geçen haftaki hareketse aslında e, çok sert yaşanan fiyatlamaların e, klasik tam bir tepki hareketi olarak kaldığını söyleyebilirim. E, burada tabi e, para girişi e, görmemiz gerekiyor piyasaya. E, Flow'un tekrar canlanması gerekiyor. Ama dediğim gibi şu an 84 ila 92 bin 93 bin arasında gidip gelecek bir piyasayla karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte oynaklıkların düşüp düşmediğini izleyeceğiz. 93 bin 93 bin 500 üzerindeki kapanışlar açıkçası piyasa için olumlu olacaktır. Bu en azından. Bu yaşadığımız yüksek volatiliteli günlerin bu bandın üstüne attığımızla alakalı da bize bir e, sinyal üretecektir. Şimdilik bu bandta hareketlerin devam edeceğini ben e, düşünüyorum. Herkese iyi günler, iyi seanslar diliyorum.